artık okullar açılıyor. Bilindiği üzere 18 bin ilk ve ortaokuldaki öğrencilerimiz, yaklaşık 10 bine yakında, 10 milyona yakında üniversite öğrencilerimiz artık okullara başlıyorlar. Dolayısıyla tabii bunların olması olmazı kantinlerden alışveriş yapılacak. Yine aynı şekilde 2 yıldır pandemi sürecinde kapalı kalan bu kantinler, dolayısıyla biriken kira borçları, aynı şekilde SSK, vergi, diğer girdi maliyetlerindeki zayi olan ürünlerin bedelleri vesaireler gerçekten kantinci esnafı zor duruma düştü. Dolayısıyla bu yıl kira artışlarında da yine Sayın Cumhurbaşkanı kira artışlarını %25'le sınırlanmasının talimatıyla, ama okul kantinlerinde bunun uygulanmaması gerçekten de esnafı zor durumda bırakacak. Hem öğrenci velileri, hem öğrenciler bu alışverişlerdeki artan kiralardan dolayı da bir maliyet artışı olacak. Bildiğiniz üzere zaten gıda ürünlerindeki fiyat artışları enflasyonu körükleyen en önemli etken. Yani çocuklarımız okul kantinlerinde alışveriş ederken ailelerinin gerçek bütçelerinin çok üstündeki fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla kira artışı da eklendiği zaman bu ürünlerdeki fiyatlara yansıyacak, hem aileleri hem oradaki öğrenci kardeşlerimizin de alışverişinde zorlanmalarına neden olacak. Bu iş yerleri bildiğiniz üzere bir bölümü devletin, diğerleri özel okulların. Dolayısıyla kira artışlarındaki aralığın %25'le sınırlandırılması, hele hele yeni ihale dönemi bitip yeniden ihaleye çıkacak kiralarda da bunun gözetilmesi lazım. Yoksa böyle astronomik rakamlarda fiyat artışları olursa bunlar haliyle fiyatlara yansıyacak. Şimdi bildiğiniz üzere ailelerin önemli meselelerinden biri bu kantinlerdeki alışveriş. İkincisi bilindiği üzere servis araçları vesaireler. Yine okul çevrelerinin çok iyi kontrol edilmesi lazım. Çocuklarımızın hem kaliteli hem doğru alışveriş yapma imkanını hem de zararlı maddelerden uzak kalmaları sağlayıcı tedbirler alması lazım. Birincisi okul aile birlikleri, ikincisi yine kolluk güçleri, yine yerel yönetimlerin denetimleri. Bu olumsuz yapılacak alışverişleri kontrol etmeli. Dolayısıyla çocuklar bizim geleceğimiz. Tabii biz de bir ayrı bireyimizin her birinin bir çocuğu, iki çocuğu okula gidiyor. Ya ilkokul çağında, ilköğretim çağında ya da üniversitede vesairede. Ama imkanlar ölçüsünde onların daha kaliteli, sağlıklı beslenmelerini sağlayacak ürünlerle ilgili bu kira artışlarındaki fiyat artışları gerçekten olumsuzluğu yaratacak. Bunun behema Milli Eğitim Bakanlığımız, dolayısıyla da valilikler bu konuda bu kira artışlarının oranlarını %25 sınırlaması getirilmesi ihmal edilmemeli.